Merhabalar. Teklif fişini nasıl oluştururuz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gelebildiğimiz gibi diyalogosu üzerinden de gelebilmekteyiz. Arama motoruna teklif yazdığımız takdirde iki çeşit teklif verebileceğimiz gibi liste içerisinden de tekliflerimize girebilmekteyiz. Biz liste içerisinden girelim. Burada vermiş olduğumuz veya almış olduğumuz tüm teklifleri listeleyebilmekteyiz. Yeni bir teklif oluşturmak için F4 butonunun altında bulunan verilen ve alınan seçeneklerden verilen teklifler bizim müşterilerimize sunduğumuz tekliflerdir. Alınan teklifler ise bizim satıcılardan aldığımız tekliflerdir. Verilen tekliflerden bir örnek girelim. Genel sekmesinin altında bulunan fiş bilgilerinden teklife ait şube ve depomuzu seçmeliyiz. Daha sonrasında fiş numaramız otomatik olarak gelmektedir. Belge numaramızı dilediğimiz bir belge numarası belirleyebiliriz. Burada onay durumumuz mevcuttur. Onay seçeneklerinden teklif durumunda, analiz aşamasında kabul edildi veya reddedildi şeklinde teklif durumlarımız mevcuttur. Daha sonra devam ettiğimizde ise teklifimize ait bir tarih belirleyip, eğer saatimiz de önemli ise saatimizi belirledikten sonra son tarih olarak da tarihimizi belirleyip, teklifimizin hangi döviz cinsinden olduğunu da buradan belirleyerek cari alanımıza geliriz. Carimizde kime teklif vereceksek veya kimden teklif alacaksak ilgili carimizi seçeriz. Teklifimizdeki carimizi seçtikten sonra sevkiyat adresinin fatura adresi haricinde farklı bir adresi mevcut ise ilgili listeden sevkiyat adresi seçeriz. Eğer ilgili carimizle ilgili ödeme planı üzerinden bir çalışmamız söz konusu ise listeden ödeme planı seçeriz. Şu an herhangi bir seçim işlemi yapmadan kalemlerimize geldiğimizde ise hangi kalem üzerinden teklif verilecekse malzeme veya hizmeti seçerek kod alanımıza geldiğimizde 3 noktaya tıklayarak bizi listeye atacaktır. Buradan ilgili ürünümüzü seçtikten sonra miktarını belirleriz. Daha sonrasında birim fiyata geldiğimizde manuel bir birim fiyat yazabildiğimiz gibi sistem parametreleri üzerinden yapacağımız ayarlamada birim fiyatların otomatik gelmesini de sağlayabilmekteyiz. Veya mouse'umuzun sağ klikine tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz gibi fiyat değerlendirmelerinden herhangi bir fiyat seçebilmekteyiz. Burada farklı bir bilgi girişi yapmak istiyorsak, kalemlerin altında bulunan kutucuğa tıkladığımızda bizi kolonlara atacaktır. Kolonlarda istediğimiz bir bilgi girişini sağlayabilmek için ilgili alanda kontrol tuşuna basılı tutarak, örneğin teslimat tarihi, talep no, talep tarihi gibi bilgilerimi de girmek istiyorum şeklinde ilgili alanları seçerek ekranımıza getiririz. Burada teslimat tarihini artı 30 gün sonra yapacağımızı, talebe bağlı bir teklif ise buraya talep numaramızı veya talebimizin tarihini de girebilmekteyiz. Daha sonrasında sol alt alana geldiğimizde kalemlerimize masraf veya indirim uygulayabildiğimiz gibi indirimimizi de belirli türlerden uygulayıp bir değer girebilmekteyiz. Seri ve lot çalışan bir ürünsek buradan serimizi seçeriz. Varyantlı bir ürünse ilgili varyantlarımızı seçebiliriz. Barkod seri alanımıza geldiğimizde buradan barkod, seri, lot ve hizmet şeklinde barkod okuyucumuzla ilgili ürünleri okutup listemize gelmesini sağlayabilmekteyiz. Daha sonrasında detay sekmesine geldiğimizde burada teklifle ilgili çalışan personelimizi seçip performans değerlendirmelerini takip edebilir. Özel kod vererek tekliflerimizi raporlamalarda ayrıştırabilir. Yetki kodu vererek tekliflerimizin görünürlüğünü kısıtlayabilir veya bulunan teklifimiz farklı bir teklife bağlı ise ilgili bağlı olduğu teklifi seçebilir veya bu teklifimize bir fırsat ekleyebiliriz. Raporlama alanımıza geldiğimizde raporlamamızın döviz cinsini belirleyebilir. İthalat, ihracat kartlarımızı buradan belirleyip bağlanacak bir görev numarası var ise teklifle ilgili görev numaramızı buradan bağlayabiliriz. Diğer sekmesine geldiğimizde ise fiyatımızla ilgili KDV oranlarımızın virgülden sonra 2 veya 4 tane olması gerektiğini buradan belirleyebilmekteyiz. Fiyat güncellemelerimize geldiğimizde mevcut fiyatımızın üzerine artı bir fiyat ekleyebildiğimiz gibi farklı bir fiyat seçeneği ile
Tüm kalemlere veya sadece fiyatı olmayan kalemlerin de fiyatlarını buradan getirebilmekteyiz. Daha sonrasında ilgili alanımızı kilitleyebilir veya BS değerleri raporlarında toplam veya genel toplam üzerinden alınmasını sağlayabilmekteyiz. Projeye geldiğimizde ise teklifimiz herhangi bir proje bazında işlenmekte ise ilgili projeyi seçebilir. Ek maliyeti var ise buradan ek maliyet girişlerini sağlayabilmekteyiz. Ek alanlara geldiğimizde ise teklifimizle ilgili herhangi bir yapmamız gereken bir açıklama mevcut ise buradan gerekli açıklamaları yapıp bunları tasarımlarımızda da kullanıp teklif fişlerinde veya teklif raporlarında da ek alanlarımızın çıkmasını sağlayabilir. Ek alanlarımızın sistem parametreleri üzerinden örneğin sistem parametrelerimize ek alan yazdığımızda teklifteki bulunan ek alanlarımızın açıklamalarını istediğimiz herhangi bir açıklama belirleyebilir ve daha sonrasında kaydet dediğimizde teklifimizdeki ek alan bir alanının deneme olarak isimlendirildiğini görebileceğiz. Sonrasında kümülatif toplamlara geldiğimde burada döviz toplamlarını, KDV matrak toplamlarımı ve birim toplamlarımızı görebilmekteyiz. Dinamik alanlarımıza geldiğimizde burada sipariş ve fatura ve irsaliyede de olduğu gibi dinamik alanlarımızda bizim için önemli bulunan raporlamalarda veya fiş üzerinde basılmasını istediğimiz çok önemli bilgilerimizi tekst, sayısal, çoktan seçmeli, tek seçimli seçenekler şeklinde de bilgi kolonları oluşturabilmekteyiz. Daha sonrasında fişimize bir açıklama girerek F2 kaydet tuşuna bastığımızda vermiş olduğumuz teklifimiz oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu teklifimizi aynı şekilde F5 değiştir ile onay durumunu değiştirebileceğimiz gibi F12 altında bulunan onay durumunu değiştir alanında istediğimiz şekilde durumlarını değiştirebiliriz. Örneğin bu teklifimizi analiz aşamasına çekebiliriz. Kabul edilen tekliflerimizi tekrardan F12 altında siparişe aktarmamız durumunda siparişlerini oluşturup sevk edip ve faturalandırma ile de sonlandırabilmekteyiz. Daha sonra ilgili tekliflerimizi kopyalayabildiğimiz gibi ek dosya ekleyebilmekteyiz. Kayıt tarihçi alanında teklifimizde yapılan değişiklikleri gözlemleyebilmekteyiz. Bağlı talep kalemleri, bağlı sipariş kalemleri ve bağlı görevlerde teklifimiz üzerinde bulunan talep, sipariş ve görevleri görüntüleyebiliriz. Görüşme notu alanımızda görüşme notları ekleyebilir ve görüşme notlarını gözlemleyebilmekteyiz. Sabit stok fiyatlarını da buradan da güncellemesini sağlayabilmekteyiz. Ve bunları tamamladıktan sonra F8 yazdır dediğimiz durumunda teklif fişine gelerek F8 yazdır dediğimiz durumunda görmüş olduğunuz teklif fişimizi yazdırabilmekteyiz.